Herkesin de kanaati geldi. Mesela 40 yıldan beri ben hiç tatile çıkmıyorum. Bu bir rekordur. Bunu kimse yapmaz. Bana mahsus. Bize mahsus bir şey. Evet. Bayram, kar, çamur, darbe. Hiçbir şey beni engellemedi. Darbe oluyor yine buradayım. Darbeyi yatıştırmaktan uğraşıyoruz. Kar, çamur, buz. Bayramın birinci günü buradayız. Bayramın bir günü bakıyorsun herkes ortada yok birçok kişi. Yani kimi memleketinde, kimi bilmem ne ama ben mutlaka buradayım. Allah yolunda malını, canını tamamen Allah'a adayan insan çok nadir olur. Bizim arkadaş grubumuzun tamamında bu var. Üzerine tek bir malı olmayan bir insan olmaz. Hiç olmazsa bankada 3-5 kuruş parası olur. Ya dilencinin bile bankada parası oluyor torbana. Evinde bir şeyler çıkıyor değil mi yani? Bende bak hiç yok mal. Hiç. Üzerime kayıtlı dünyada hiçbir şey yok. Mesela hiç kimsenin etrafında bu kadar güzel genç kız olmaz dünyada. Ya bu kadar tutkuyla onu seviyor. Var da adam parayla getirilmiş, kadınlar alakası yok falan. Her birinin dünyası ayrı. Onlar da 3-5 kişi falan. Ve profesyonel kişiler. Ama burada hepsi üniversite mezunu, hepsi güzel ahlaklı, hepsi dindar ve bana tutkuyla, aşkla bağlı insanlar. Bu hiç görülmemiş bir şey. Yani 1.000 yıl geriye bile gitsem görülmemiş bir şey. Mesela hiçbir kadın burada, hiçbir genç kız birbirini kıskanmıyor. Yani her yerde, birçok yerde kan gövdeye götürüyor. Acayip kıskançlık oluyor. Mesela bütün Türkiye'yi duvarları olmayan üniversite haline getirdik. Her yere kitaplarımız gitti. Her yerde konferanslar yapıldı. Ve halen de devam ediyor. Bütün Türkiye'yi vatan satını mektep haline getirdik. Kur'an Müslümanlığı bizim vesilemizle bütün Türkiye çapında anlaşıldı. Mesela bu homoseksüel renkler falan her yere yayılıyordu. Bu homoseksüel renklerin kullanımını ve homoseksüel propagandasını durdurttuk Türkiye'de. İngiliz derin devleti hakkında 200 yıldır bir sessizlik vardı. Kimse sesini çıkartmıyor ve çekiniyordu. Ben Allah razı olsun arkadaşlarımla aslanlar gibi kapıyı gümbür gümbür kırıp açtık. Ve o yoldan bak şu an 500'ün üzerinde Türk yazar İngiliz derin devletinin aleyhine açıklama yaptı. Tayyip Hocam da açıklama yaptı, Devlet Bahçeli açıklama yaptı, Yiğit Bulut defalarca açık açık söylediler. Mesela bu İngiliz Rumiliği, İngiliz Şiiliği, İngiliz Sünniliği kavramlarının ne olduğunu anlattık. Ve ateist Rumiliğin tehlikesine net önlem aldık. Adamlık dinini deşifre ettik. Adamlık dini bilinmiyor. Bütün dünya öğrendi. Hüzün ve romantizmin İslam'da yeri olmadığını anlattık, duygusalın. Adamlar hüngür hüngür ağlayın diye birbirine ders yapıyorlardı. Biz bu mantığın İslam'a, Kur'an'a uygun olmadığını bütün herkese anlattık. Gelecek korkusunun haram olduğunu herkese anlattık. Kıbrıs'ı bazı kişiler gözden çıkartmıştı. Kıbrıs'a 2-3 uçak dolusu bak, 2 uçak dolusu akademisyen götürdük. Mehter takımına götürdük. Kıbrıs yıkıldı ve elhamdülillah Kıbrıs kurtuldu ondan sonra. Rauf Denktaş'ı Ceddin Deden'le karşıladık. Tabii, moraller gitmişti yani. Anan pilavı, işte anan pilavı dedikten şey, Nazım Hocam diyordu ya. İman hakikatlerini sürekli gündemde tutmak, iman hakikatlerini herkese öğretmek, anlatmak yine bizlere nasip oldu. O yönleriyle tabii ki Allah bizleri nimetlendirdi. Elhamdülillah. Ben güzel yüzlüğümü bir daha göreyim. Dünyada sizin gibi bir grup var mı? Canımın içi keşke olsa, keşke görsek. Ama benim gördüğüm yok. Olsa ben hemen peşlerinden giderim. Hemen yani zaten niye bekleyeyim yani ne güzel hemen tabi olurum. Ama görüyorsunuz delilleriyle sayıyorum. Yani
bu anlattıklarımı herkes gördü, herkes yaşadı. Fiilen açık alenen görülen deliller bunlar. Ki bir kısmı şu anlattıklarım, yani sabaha kadar da anlatırım. Evet, dinliyorum. Tövbe.